Evet sevgili izleyenler, ekranlarınıza da yansıdı az evvel bir son dakika gelişmemiz var. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan DEAŞ'a operasyon yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi detayları almak üzere A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'a bağlanıyoruz. Merve, önemli bir operasyon. Daha önceki yayınlarımızda ve bağlantılarımızda belirtmiştik. Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ancak operasyonların devam edeceği de, o soruşturmanın devam ettiği kapsamında operasyona gelebileceği de tahmin ediliyordu. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı emniyet ekipleriyle koordineli çalışmasında Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ sözde Horasan vilayetine bağlı olarak ülkemizde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne geçtiğimiz ayın 28'inde gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısları tespit etti ve 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Santa Maria Kilisesi'nde hatırlanacağı üzere bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve terör örgütü DEAŞ saldırısı üstlenmişti. Bununla ilgili olarak da akabindeki operasyonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet ve Koordineli Operasyonu'nda 17 şüpheliyi daha gözaltına aldı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları olduğu ve bunların engellendiği de biliniyordu. İşte bu yeni operasyonla birlikte Santa Maria Kilisesi saldırısını gerçekleştiren faillerin DEAŞ'ın Afganistan'da sözde Horasan vilayetine bağlı olarak ülkemizde eylem gerçekleştirmeye teşebbüsünde olabileceği değerlendirilen 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyalinde ele geçirildi ve bunların da inceleme altına alındığını belirtelim. Evet sevgili izleyenler, detayları aldık. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın DEAŞ'a yönelik operasyonunda Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 DEAŞ'lının yakalandığı bilgisini de tekrar edelim sizlere.